Gökyüzündeki bulutlara genellikle iki şey için bakarız. Hava durumunun nasıl olacağını merak ettiğimiz için ya da gün batımlarını daha güzel gösterdikleri, güzel manzaralar oluşturdukları için. Baktığımızda genellikle fark etmediğimiz şey ise bulutların aslında bizi her gün yani sürekli olarak etkiliyor oldukları gerçeğidir. Hatta apaçık masmavi bir gökyüzüne bakıyor olsak bile. Penceremizden dışarı baktığımızda gördüğümüz bulutlar aslında küresel ve karmaşık bir iklim sisteminin parçalarıdır. Büyük miktarlarda suyu taşıyıp yağış olarak bıraktıkları için dünya üzerindeki su döngüsünde çok büyük bir rolleri vardır. Özellikleri, nerede ve nasıl oluştukları da iklim üzerinde çok büyük bir etkileri olmasına sebep olur. Örneğin sel ve kuraklıkların yerleri ve şiddetleri, hatta sıcaklıklar bile bulutlarla bağlantılıdır. O halde bulutları anlamak, bizim şiddetli fırtınalar, suyun dünya üzerindeki dağılımı ve iklim değişikliklerinin gidişatı konularında daha iyi tahminler yapmamızı sağlayabilir. Peki, sizce bulut nedir ve nasıl oluşur? Bir kere, tüm bulutların sahip olduğu en temel öğe sudur. Bulutlar, atmosferdeki su buharından meydana gelen su damlacıkları ve buz kristallerinden oluşurlar. Her ne kadar bunu göremiyor ya da hissedemiyor olsak da, havanın çok açık olduğu bir yaz gününde bile etrafımızdaki havada su vardır. Atmosferdeki buhar, okyanus, göl ve toprak yüzeylerinden havaya karışan yani buharlaşan su molekülleri ya da bitkilerin su bırakmaları ya da terlemeleri sonucu oluşur. Güneş dünyamızı ısıttıkça bu ısı da su buharı ile birlikte atmosfere transfer edilir. Hava ısındıkça nem taşıyabilme kapasitesi de artar. Ancak ısınan hava çok uzun süre yüzeye yakın kalmaz ve içi sıcak hava dolu bir balonun yükseldiği gibi yükselir. Yükseldikçe soğur, soğudukça da nem yani su buharı taşıyabilme kapasitesi düşer. Hava yeterli derecede soğuduğunda da aşırı doygunluk adını verdiğimiz noktaya ulaşır. Ve taşıdığı su buharının bir kısmı sıvı ya da katı hale geçer. Toz, buz, deniz tuzu ya da diğer parçacıkları etrafında oluşan su buharı içindeki su molekülleri havada asılıdırlar. Yoğunlaşma çekirdekçikleri adını verdiğimiz bu parçacıklar, su damlası ya da buz kristali oluşumunun ilk aşamasıdır. Bu son adım milyonlarca hatta milyarlarca kere tekrarlandığında atmosferde o ana kadar görünmez olan su görünür hale gelir. İşte bulutlar da bu şekilde ortaya çıkarlar. Bu noktada bulutlar görünür olsa da su damlacıkları ya da buz kristalleri çok küçük oldukları için halen havada uçuşmaktadırlar. Birleşerek daha büyük damlacıklar ya da kristaller oluşturup artık bulutun taşıyamayacağı kadar büyüyüp ağırlaştıklarındaysa da yağmur, kar ya da dolu olarak tekrar yeryüzüne, yani içlerindeki su molekülünün başlangıç noktasına düşerler.